Ne ayaksın lan sen? Nasıl çıkıyorsun lan sen kilitli odadan ikide bir? Abi ben çıkarım. Ben çıkarım da sana ne oldu sen bir onu anlat bana. Böyle bir çok dertlisin bugün. Anlat. Anlat abi. Dertliyim. Dertlerim var. Sıkıntılı adamım ben. İçimden bu sıkıntıyı atmam lazım. Atmazsam sıkıntılı durumlar oluyor. Dava açıyor ablam bana. Niye yapıyor böyle şeyler ya? Abi, ciddi mi soruyorsun sen bunu bana be? Espri yapar bir halin var mı? Viski versene sen bana şuradan. Abi veririm. Sonuç itibariyle viskiler senin, bardaklar senin, ev senin ama... içki denilen menet var ya, böyle dertli olduğun zaman çok fena yapıyor. Çay demleyelim abi. Güzelce çayımızı demleyelim. Oturalım, dertleşelim. Sen bana derdini anlat. Ferahlarsın abi. Terapi gibi düşün bunu. İyi, hadi. Biliyor musun bu evde herkes erken uyuyor tavuk gibi. Gıcık oluyorum. Sen maşallah böyle bu saatlerde cin gibisin ha. Ya abi sen bana ne bakıyorsun? Yani bendeki mesleki alışkanlık öyle. Uzatma Şadiye, bitti gitti o işler, bitti. Ya, tamam be, tamam. Allah. Necati abi, rahatsız olma, rahatsız olma. Ne olur, ben balkonda birazcık hava alacağım. Sen keyfine bak, seyret. Sen geç otur bakayım şuraya. Suratın limon satıyor. Hayırdır? Vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim ya. Manyak kırmak herkese huzursuz ediyor. Deniz allak bullak. Fırat iki arada kaldı. Gitsin de kalsın da maymun oldu kızın elinde. Ben zaten işten mi atılacağım, kovulacak mıyım belli değil. En mühimi de Şadiye hala bulunamadı. Kocaman şehir. O istemezse bulamazsın. Senin anlayacağın hayatım kasama günlerindeki karmaşıklığına geri döndü yani. Eskiden ne güzeldi benim hayatım ya. Giyinirdim, kuşanırdım, süslenirdim. Gezerdim, tozardım, işim dedim, gücüm dedim. Hiçbir şey umurumda değildi. Sonra böyle bir gün gökten Fırat düştü önüme. Arkasından Sermet geldi. Arkasından ırmak bana taktı. Her şey birbirine karıştı. Abi be, ya benim ne zamandır böyle aklıma takıldı. Senin bu hayatında ya hiç mi aşk olmadı? Hani bunca zamandır. Yani hani hep ablamı mı bekledin sen? Bunca sene böyle kadınsız madınsız yani hani. Lan sen benimle nasıl konuşuyorsun lan? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Ben senin abinim lan ayarsız. Ya canım oldu yani daha önce 3-5 tane ilişkim oldu. Hatta bir tanesiyle bayağı ciddiydik. Böyle tatile falan da gittik. Venedik, Paris falan filan gezdik. İyi tuttum kendimi, sıktım oralarda ama artık Barcelona'da da dayanamadım. Film koptu. Orada manyak bir park var. Orada meydanda bıraktım kızı. Kalktım geldim İstanbul'a, hala beni arıyordur. Gülme lan. Abi çok ayıp etmişsin ama ya. Ne yapayım? Sıkıp boğazının canını mı alayım? Kızın bir suçu yok. Kızın suçu narin olmamak. Abi mesela yani olmaz olmaz da hani olur ah. Ablam diyelim ki evlendi yani evlenmez. Ne diyelim evlendi. Ne yapacaksın o zaman? Allah korusun Şadiye. Ama yapacak bir şey yok. Evli kadına bakmak bize yakışmaz. O yüzden uğraşıyorum zaten evlenmesin diye. Anlıyorum abi. Ya Şadiye, sen bana bir yardımcı olsan ha, bir kardeşlik yapsan. Konuşsan şu ablanla dava açmasa. Vallahi abi ben konuşurum, yardım ederim de yani çok zor o iş. Hani artık kızın tepesi nasıl attıysa hani. Ya tamam yaptık bir şeyler de isteyerek olmadı yani. Tamam ben de döneceğim fabrika ayarlarıma. Yardım et işte. Abim ederim yardım, etmez miyim? Bak şimdi şöyle yapalım. Sen nasıl olsa bana bu evi alacaksın ya. Ha, benim de sana bir faydam dokunsun yani. Allah Allah sen nasıl bir insan evladısın ya. Hayatta her şey maddiyat değil ya. Manyak mısın kızım sen ya? Aklını kullansana. Ablanla evlendiğim zaman memleketin yarısı senin olacak. Vallahi kimse kusura bakmasın abi. Ben kendi günlük kazancıma bakıyorum. Sonuç itibariyle mesleki olarak
senin mesleğine ha? Geri zekalı. Sen bayağı dolmuşsun. Vallahi sinirlerim lime lime artık. Ne yapacağımı şaşırdım. İyi ki buradasın. İnsan ihtiyaç duyuyor konuşmaya, dertleşmeye. Vallahi yıllardır bu duvarlara baka baka aklımı kaçırdım. Ana bak. Sen bunları kendine hiç dert etme. Bir düşün. Nereden nereye geldiğini. Bir geçmişini tart bakalım. Hı? Hem ben sana bir çorba yaptım. Gelince sıcak sıcak içersin diye. Şimdi ben sana çorbanı getireyim. Ha bak unutma. Ben hapisteyken koğuş birbirine girerdi bu çorbayı içmek için. Ekmeğini bana yersin. Tamam. En son çocukluğumda çorba yapmışlardı vallahi bana. O kadar uzun zaman oldu ki. Sınıfta bir ırmak gibi bir cadı vardı. Onun yüzünden hastalanmıştım da. İşte. Hadi bakalım otur sen. Günaydın öğretmenim. Günaydın Nadim. Bak seni kimle tanıştıracağım. İpek okulumuza yeni geldi. İpek'in babası subay. İstanbul'dan yeni tayin olmuş. İpek çok iyi bir okuldan geldi. O da senin gibi sınıf birincisi. Şimdi iki çalışkan iyi arkadaş olursunuz umarım. Hadi bakalım. Hoş geldin. Merhaba. Sınıfa geçelim istersen. Gidelim. Saçların ne güzel. Işıl ışıl. Şampuandan. Sen ne kullanıyorsun? Biraz bakımsız kalmış saçların. Sabun. Sabun olmaz. Kurutur saçlarını. Tabii ben bulamam ki öyle şeyleri. Bizim bakkal satmaz. Satsa bile senin paran yetmez. Biraz pahalı bir şey bu. Ben sana benim evdeki yedeklerden bir şey getiririm. Yok, teşekkür ederim. Hem şimdi de senin yedeklerin bitmesin. Sınıfınız burası. Çocuklar, matematik yazımızdan hiç memnun değilim. Yarın bir sınav daha yapacağım, daha iyi hazırlanın. İpek, sen girmeyeceksin. Aferin, 10 aldın. Aa, ben kaç aldım ki? Sen 8 aldın. Yarın daha iyi çalış, yakışmıyor sana. Allah Allah. Üzülme. Ben hayatımda hiç sınıf ikincisi olmadım. Hiçbir sınavda hem de. Üstün zekalı mısın sen be? Evet. İyi. Yarın cumartesi ne yapacağım? Ya birlikte bir çay bahçesine gidelim istersen. Çay falan içeriz. Babamlar buralı bir adamın çiftliğine davetliymiş. Kuzu çevireceklermiş. Biz de oturacağız büyüklerle mecburen sıkıcı sıkıcı. Şişt. İpek sendin değil mi? Olabilir, sana ne? Ufaklık, bana ukalalık yapma bak. Bütün hafta sonu beraberiz, canına okurum seni. Aa, biz size mi davetliyiz? Evet. Hadi arabaya, anneni alacağız yolda. Baban geç gelecekmiş benim babamla. Bizim şoför bırakacak bizi. Olmaz. İki gün bir çocukla düşünebiliyor musun? Çok güzel bir hafta sonu olacak. Gelince sana anlatırım. Gideceğimiz yer çok mu uzak? Yok ya, yakın. 10 dakika uzak. Nefret ediyorum senden. Adın batasıca İpek. Saçların dökülsün. Hafızanı kaybet inşallah. Benim senin ufaklığın Fırat. Benim. Benim. Sen de geber Fırat. Sen de. Neden mutlu olamıyorum ben? Neden mutlu olamıyorum? Hoş geldin. Gel. İyiyim. Sen nasılsın? Vay. Fırat,
Hoş geldin oğlum. Narin'i rüyanda mı gördün? Vallahi biz şoförümüzü almaya geldik. Gerçi bu durumlar biraz tam tersi olur ama neyse. Kahvaltı da çok güzel gözüküyor. Valla kurt gibi açım. Geç otur, geç otur. Bugün başlıyoruz ha. E tamam, başlarız abi. Sen biraz kendi kendine dolaşırsın. Hem arabaya alışırsın. Gerçi şoförlerden birini vereceğim ben senin yanına. Yolları falan öğretirsen. Hayırlı olsun Necati abi. Bakacağız Narin'im. Hayırlı mı değil mi? Bunca yıldır araba kullanmıyorum. İstanbul trafiği. Bakalım becerebilecek miyim? Oo, Narin. Dün gece sevgilin kızlarla basılmış. Ya nereden buldun bu hayırsızı? Ya şey bu Necati abi. Sermet'i kandırmak için planladık. Babür. Babür'den bahsediyor yani Sermet derken. Babür mü? Babür senin peşini hala bırakmadı mı? Ulan ben de kim bu Sermet deyip duruyordum ha? Ben sen üzülme diye bahsetmedim sana bundan. Adam kaldığımız yerden devam ediyor yani. Yani siz ikiniz gibi öyle mi? Çay koyayım ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.